heyecanlandırmaya çalışacağım. Aman Lisa, like aradı Lisa. Hemen başlıyorum. Ay valla sabah 6'da kalkıp yemek yapmaktan bıktım artık ya. Annem benim üzerimde çok baskı uyguluyor valla. Gerçekten babam da erken saat 5'e giriyor. Ona da erken ben kalkıp yemek hazırlamak zorunda kalıyorum. Neyse biraz dinleneyim bari. Dilara! Ne oldu anne? Gel çabuk buraya. Anne efendim? Gel çabuk. Efendim? Bize iki tane Türk kahvesi yapınlar. Hadi git. Ama anne çok erken kalktım. Bugün yapmayayım. Kızım saat 7 oldu. Birazdan baban işe gidecek. Hadi. Evet kızım ya lütfen. Orta şekerli olsun. Benimki de orta şekerli olsun. Semih var ya, bu kız var ya, ben bu kızdan bıktım bıktım. Ama anne ben ne bir oldu, şey hanım? Yapmadım ki. Sus sen be, sus. Ben bu kızdan bıktım. Ya var ya, sabah uyanamıyor. Ya sabah 6'da kalkması gerekiyor, 6.30'da uyanıyor. Ama anne... Ya böyle şey görmedim. Kahvaltıyı da hazırlıyor, içinden saçı maçı çıkıyor. Anne çıkmadı ki ona hiç. Ya git be git. Neyse hanım neyse, kahve istemem. Ben işe gitmek zorundayım, tamam mı? Sonra geç kalamam. Ya baba ama Türk kahvesi... Ya sus ya sus tamam. Hadi görüşürüz hanım. Görüşürüz babişka. Ne babişka mı ya? Ya sen kime babişkom diyorsun ya? Ama baba. Ha? Neyse biraz dinleneyim. Ya ne dinlenmesi be, kalk. Kalk odanı kontrol edeceğim. Ya anne ne oldu yani odana? Bakayım bir şey mi sakladın? Bakayım. Anne niye saklayayım ya? Bakayım. Ya, tuvalet kağıdını da zaten üste koydum, yetişemiyorum ya. Kızım sen bak, ben tuvaleti temizliyorum, şey yapıyorum. Sen temizleyemiyorsun çünkü seni tuvalette buraya koyduk. Ama anne benim tuvaletim kokuyor. Temizlersen kokmaz. Hayır. Öğren bunları, öğren. Kaç yaşına geldin be? Ama anne geldiğinde de kokuyordu. Artık 9 yaşındasın, 9. Eşek kadar oldun. Eşek kadar mı? Sana 5 yaşından beri bakıyorum ya. Nankör. Ya tamam anne özür dilerim, ben sana Türk kahveni hazırlayayım. Hazırla. Ha. Bana yemek hazırla. Ha, yemek. Hamburger hazırlayayım mı anne? Hazırla. Birazcık keyif yapayım, ayaklarımı uzatayım ya. Anneciğim ben de hatırlayabilir miyim? Hayır. Nerede? Neyse anneme sorarım birazdan üvey anneme. Şu an burgeri de pişireyim de. Tamam aldım. Güzel. Anneciğim. Efendim. Hamburgerin hazır, al da. Ya ben sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Şey benim gerçek annem nerede, yaşıyor mu? Ya ne yapacaksın sen bunları ya? Senin gerçek annen falan yok. Öldü. Öldü mü? Öldü senin annen. Aa çok üzüldüm. Benim de başıma kaldın. Yani çocuğumuz olmuyor diye seni aldık ama... Başıma kaldın ya. Anne beni hizmetçi diye almışsın. Ya ne hizmetçisi ya, nankörsün sen, nankör. Seni o kadar baktık, büyüttük, bezini falan... Neyse bezin yoktu ama neyse. Ne? Okula göndermiyoruz seni zaten. Çok masrafın var senin ya. Evet anne, bir şeyler öğrenmek istiyorum ben de diğer çocuklar gibi. Senin çok masrafın var, çok okula gitmen olmaz senin. Ama ayağımdaki yırtık terliğe ne diyeceksin? Ya sana okumayı yazmayı öğrettik, daha ne istiyorsun ya? Öğretmediniz ki. Tuvalete giriyorum ya. O hamburgeri de koymasanın üstüne. Ya ne yapacağım ben şimdi? Size su alayım bari ben de kendime. Of ya neden böyle davranıyor ya? Gerçek annemleri bulmak istiyorum. Bence ölmediler ama yok. Neden yalan söylesin ki? Zaten yaşasalardı verirdi. Neyse ben dışarıda biraz oturayım. Film değişikmiş ha. Dilara. Ne yapıyorsun sen? Ne oldu anne? Gerçekten. Keşke gerçek annem yaşasaydı. Acaba nasıldı? Ya ben annemle babamı çok seviyorum.
akşam olduktan sonra. Of ya anne, çok yoruldum akşama kadar. Artık biraz dinlenelim. Ben geldim. Babacığım hoş geldin. Ya tamam be tamam. Geldik işte. Neyse yemek hazır mı? Ya hazırlamadım. Ya nasıl hazırlamadın ya? Akşama kadar sen ne yaptın? Babam bir şey söyleyeyim. Ay ben hep dedim, hep dedim. Yani yemek yok dedim. Git dedim, hazırla dedim. Yani böyle de olmaz ya. Ya ama anne. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Aç mı kalacağız şimdi? Gidin bana bir şeyler hazırlayın ya. Ya sen hazırla ya, sen hazırla. Çabuk Dilara. Ama ben... Mutfağa. Tamam ya, tamam ya. Hiç sevmiyorum bu evde yaşamayı. Şu dolabı da düzenleyeyim bari gelmişken kızlar. Ay gel gel. Gel bir Semih gel, bir şey diyeceğim. Önemli bir şey konuşuyoruz. Bak bak sana önemli bir şey diyeceğim. Ya bir şey söyleyeceğim ya. Bu kızın gerçek annesi bana mesaj atıp atıp duruyor. Ya öyle mi? Bulmuş mu yerimizi? Ay yok yok, bulamamış ya, bulamamış. Ama şey yani çok yaklaştım falan diyor. Bizim olduğumuz şehirdeymiş. Ya hanım ya, bu giderse biz ne yaparız ya? Evet, temizlikçi falan tutmak zorunda kalırız. Ne güzel evin işlerini yapıyor işte. Ya biliyorum biliyorum. Ya işte numaramızı falan mı değiştirsek? O bence de ya, bence de. Kırat o. Çabuk kırat o sim kartı. Tamam mı? Ben de iptal ettireceğim. Tamam tamam. Sakın Dilara duymasın, tamam mı? Tamam tamam. Sus şimdi, sus. Duyamıyor. Gel oturalım. İnanmıyorum. Bunu onlara söylememem gerekiyor duyduğumu. Gerçek annem yaşıyormuş ve bizim şehrimizdeymiş. Yeter artık, evden kaçmaya karar verdim. Bu işkenceye daha fazla dayanamayacağım. Kaçacağım bu sefer, ne olursa olsun kaçacağım. Neyse, şimdilik odama gideyim. Onların yattığı bir zaman evden çıkarım. Yemeği hazırladım, ben yatıyorum. Dolap da düzenlendi. Tamam, oraları iyice süpürseydin. Süpürdün mü? Süpüremedim, süpürge yok. Ha, tamam, yarın baban alır bir tane. Sen niye bu kadar erken yatıyorsun bakayım? Uykum geldi çünkü yoruldum. İyi iyi, ortalarda dolanmamış olursun. Hadi gel Semihciğim, yemek yiyelim. Gel, ooo hazırlamış vallahi. Ya anneciğim tamam, ben tamam. De yiyebilir miyim? Hayır be, sen git odaya. Babişka. Hayır. Hayır. Git çabuk. Tamam ya. Biz baş başa yiyeceğiz. Neyse, bu da ceza sandalyem zaten. Buradan ceza aldığımda 5 saat kalkamıyorum. Neyse. Üzülüyorum bak, hatırladıkça. Neyse neyse, yatayım. Gece olduktan sonra. Tamam tamam, işte beklediğim an. Şimdi kaçmam gerekiyor yavaşça. Kimse yok ortalıkta, gayet güzel. Hemen çık 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 çık. İnanmıyorum, kaçmayı başardım. Acaba nerede oturuyor biyolojik annem ve baba? Ya of, çok soğuk dışarısı, çok soğuk ya, çok soğuk ya. Ne yapacağım ben? Ay vallahi çok yoruldum bugün ya, buraya gelene kadar. Bugün parkta yatmam gerekiyor. Oo, çok soğuk gerçekten ya. İşte bir şeyler yok ki burada. Ah, şurada elmalar var, elmalar. Elmalardan yiyeyim. Şu kopar kopar kopar. Gerçekten güzelmiş. Elma ağacını, elmaları bitirdim. Bana kızacaklar ama Allah'tan üvey annem ve babam yok. Neyse ama gerçekten ya. Ben bu kıyafetlerden hiç memnun değilim. Burada biri daha var. Bu da evden kovulmuş herhalde. Neyse. Ben şu bankta yatayım bugün. Sabah olmasını beklemek en iyi şey. Sabah olduktan sonra... Ya böyle olmayacak ya. Uyuyamıyorum. Birinden yardım istemem lazım. Yani birinin yardım etmesi lazım. Ben en iyisi şehir merkezine yine gideyim. Evet evet. Orada mutlaka bir ev bulabilirim. Uf, gerçekten ya. Artık beni al. Yani biri alsa evine çok iyi olur ama üvey annemle babama karşılaşmamam gerekiyor. Karşılaşırsam yine kaçırlar. Hem de bu sefer işkence edip döverler beni. Bu kötü insanlar da var. Ne yapacağım ben şimdi? Şurada zengin bir ev var gibi gözüküyor. Tamam tamam, bu zengin eve gelirsem belki bana yardımcı olabilecek birileri vardır. Ding dong. Merhaba. Merhaba canım, merhaba. Dilencileri kabul etmiyoruz. Ay siteye de o kadar söylemiştim yani. Yok, neyse. Dilenci değilim ben. Sen kimsin? Ben evden kaçtım. Bana evde kötü davranıyorlardı. Ne? Evden mi kaçtın? Evet. Niye böyle bir şey yaptın? Benim üvey annem ve babam vardı. Gerçek annem ve babama yerimi belli etmemeye çalışıyorlarmış. Onları gizlice duydum. Yani anne, gerçek biyolojik annem de onlara sürekli mesaj atıyormuş. Ondan sonra işte ben de evden kaçtım. Çok eziyet ettiriyorlar. Şimdi gerçek annemi bulmaya çalışıyorum. Gel canım gel. Gel şuraya bir otur bakalım, bir soluklan. Ay sen çok yorgun görünüyorsun. Ya biraz öyle hanım yenge. Bana abla diyebilirsin, tamam mı canım? Olsun hanım yenge. Adım Azra. Azra abla diyebilirsin bana. İyi tamam Azra abla. Tamam, ben şimdi sana yiyecek bir şeyler hazırlayayım. Yok Azra abla, gerek yok. Üvey annem kızar. Ya saçmalama canım ya. Bak sana bu kadar eziyet ediyorlardı madem. Niye birine falan haber vermedin? Ya veremedim yani, çünkü kızıyorlar. Ya yasak.
bir çocuk esirgemek grubunu ararım ben. Lütfen beni buraya vermeyin, ne olur ya. Yurtta kalmak istemiyorum. Ya tamam tamam. Seni ben alacağım, tamam mı? Oraya bir kaydını yaptırmamız gerekiyor ama. Seni ben alacağım ya da ben arar söylerim, tamam mı? Gerçekten mi? Benim var ya, yıllarca bir tane çocuğum vardı. Evet. Ve o çocuğumu kaçırdılar, biliyor musun? Ben de yıllarca çocuk özlemiyle yanıp tutuşuyorum. Ya. Ya. Ya o yüzden Allah seni bana gönderdi bence. Ay vallahi şansa bak Azra abla. Evet. Artık sen benim kızım ol, tamam mı? Tamam Azra abla, tamam. Ben bugün 6'da kalktım ve hiç oturmadım. O yüzden... Sen otur canım, otur. Artık öyle eziyet yapan yok sana. Ben sana bir hamburger hazırlayıp geliyorum. Ayıp olmazsa acaba uzanacak bir yer falan var mı? Var canım, var. Ama bana kızmayın, olur mu? Hayır canım, al bak. Bunu ye şimdi. Cupcake! Hayatımda evet. Hiç yemedim. Ben de işte tek başıma yaşıyorum canım ya. Sen de benim hayat arkadaşım olursun, tamam mı bundan sonra? Anlaştık Azra abla. Tamam, artık sen bak gel buraya. Bugün sen misafir odamızda yat. Ben sana oda hazırlayacağım, çok güzel. Gel buraya. Gerçekten mi? Evet. Artık her zaman güvendesin, tamam mı? Nasıl? Bak gel şimdilik burada yat. Birazcık kötü biliyorum ama ben sana çok güzel bir oda hazırlayacağım. Ya şimdi ben size diyeceğim, ayıp olacak. Ne? Ben bu kıyafetleri 5 yaşımdan beri giyiniyorum. Ne? Sana 5 yaşından beri aynı kıyafetleri mi giydiriyorlar? Evet, bu üzerimde görmüş olduğunuz pantolondu. Öyle mi? Evet. Ay üstüne de bak terbiyesizler bokçuklu tişört vermişler. Neyse. Babamın gömleğiymiş. Dikmişler ortadan. Bir de kesmişler. Ne insanlar var canım ya. Sen hiç merak etme. Gel buraya uyu. Ben senin kayıt işlemlerini falan hepsini halledeceğim, tamam mı? Yurdu arayacağım ben şimdi. Ya Azra abla gerçekten çok teşekkür ederim ya. Valla sokakta da bu terlikle gezdim. İstersen çıkartayım, kirlenmesin. Hayır hayır. Sen istediğin gibi yap. Yat rahatına bak, tamam mı? Teşekkür ederim. Görüşürüz. Hadi bakalım. Görüşürüz. Sana iyi dinlenmeler. Teşekkür ederim. Valla sonunda bir ev buldum ya. Çok iyi birine benziyor. Hiç bana üvey annem gibi davranacağını düşünmüyorum. Neyse ben de biraz uyuyayım. Bunun için fırsat bulmuş oldum. Canım. Canım. Ay, ne olur. Ne olur geç kaldım. Hayır bugün. Hayır hayır. Bir şey yok. Bir şey yok. Ay, saat kaç? 6'yı geçti mi? Ya güvendesin. Burada 6'da kalkman gerekmiyor. 6 nedir ya? Kargalar bir şeyini yemeden hayret bir şey. Neyse. Canım burada 6'da kalkman gerekmiyor. Ben haber vermeye geldim. Bu arada senin adın neydi? Dilara. Dilara'cığım. Ben yurda aradım. Bütün kayıtlar tamam. Artık sen benim kızımsın yasal olarak. Tamam mı? Gerçekten mi? Evet. Yaşasın, yaşasın. Sana bakmak için gönüllü oldum. Yaşasın. Ya Azra abla iyi ki varsın. Artık sen benim himayem altındasın. Tamam. Söyleyeyim. Tatlım ne güzel olmuşsun. Evet Azra abla, beğendin mi? Saçımı kestim. Aa
gerçekten. Beğendin mi? Evet, seninle biraz konuşabilir miyim? Ay dur, tabii tabii. Diyeyim. Dur ben bir lavaboya gidip geleyim, tamam mı? Aha. Hadi bakalım, sen beni bekle. Tamam. Ah, telefonu burada kalmış. Neyse, mesaj geldi. Söyleyeyim, ne gelmiş acaba? Ne? Bu gerçek olamaz. Rey annem mesaj atmış. Artık mesaj atıp durma. Kızın zaten kaçtı. O ölmüştür şimdi. Hiç merak etme ne? Ne? Böyle bir mesaj? İnanmıyorum. Bu üvey annemin numarası. İnanmıyorum. Gerçekten üvey annemin numarası. Numarasını değiştirmemiş demek. Demek ki benim gerçek annem buymuş. Beni neden bıraktı? Yıllarca kötü insanların elinde yaşadım. Çok kötüydü. Gerçekten. Nasıl annem olabilir ya? İnanmıyorum. Ya bunu bana nasıl söylemez ya? Nasıl söylemez? İnanmıyorum. Ay tatlım geldim. Ne oldu sana? Kaçırdılar. Ya sen benim annemmişsin. Niye bana bunu söylemedin? Ya kızım bilmiyordum ki senin benim çocuğum olduğunu. Benim çocuğumu 5 yaşında kaçırdılar. Sonra da bana öldü dediler yani. Bana çok kötü eziyet çektirdiler biliyor musun? Biz kötüleri oldum. Ben onların da telefonuna gelen mesajı okudum. Üvey annemin numarası. Ne? O üvey anne senin üvey annen miydi? İşte o evet. Kaçıran kadın oydu. Evet ben sürüz zaten anlamalıydım. Ay canım kızım ya. Biliyor musun? Baban öldü. Baban ölmeden önce bizim durumumuz çok iyiydi. Ama bir ara babanın işleri çok kötü gitti. Ve birinden borç aldı. Ve o borcu 3 yıl boyunca ödeyemedik işte. Üvey annengile. Ondan sonra onlar da seni kaçırdılar. Hizmetçi yerine kullanacağız dediler. 5 yaşında seni kaçırdılar. Ve 5 yaşından beri ben seni arıyorum kızım. Ve babam vefat etti. Bu şeye dayanamadı bu üzüntüye.